Herkese merhaba. Dünyanın neresinde, günün hangi saatindeysen iyi yaşam dolu kanalıma hoş geldin. Ben Ayşe Tolga. Şimdi birkaç zamandır bana meditasyonla ilgili bir video yükledikten sonra biliyorsun 21 günlük bolluk ve bereket meditasyonu yaptırmıştım. Eğer izlemediysen onu buraya linkini bırakayım ilgini çekerse diye. Meditasyonla yoga ile ilgili neler var bilgilerinizi paylaşır mısınız demiştiniz. Daha önce de benim aslında dinlendirici yoga nefesleri diye bir videom vardı onu da buraya bırakayım. Ama e, en çok bana enerji hissettiğinizi yani daha doğrusu enerjinizi çok hızlı yükseltmek hissettiğinizi söylemiştiniz. O yüzden ben de size e, Kriya Yoga dediğimiz, yoga'nın metotlarından, ekollerinden bir tanesi olan daha nefese dayalı bir yoga metodu olan Kriya Yoga Ekolinden daha doğrusu bir metodu ateş nefesini sizle paylaşacağım. Ateş nefesini sabahları uygulamanızı öneriyorum. Gece yatarken yapmanız çok çok doğru değil. Eğer gece dışarı çıkmak istiyorsanız ve enerji gece boyunca enerjiye ihtiyacımız varsa elbette yapabilirsiniz. Şimdi hep beraber ateş nefesini deneyelim. Müzik Bir kere yogada rahat kıyafetler giymemiz gerekiyor. O yüzden böyle dar, sıkıcı bir kıyafet olmasın. Mümkünse sabah kalktığımızda mutlaka kişisel bakımımızı yaparak kalkalım. Yani şundan bahsediyorum. Su bile içmeden önce dilimiz gece boyunca vücudumuz çalışıyor biliyorsunuz. Sindirim sistemimiz çalışıyor. O yüzden gece boyunca sindirim sisteminin attığı bütün toksik maddeler dilimizin üzerinde birikiyor. O yüzden sabah kalktığımızda bu ateş nefesini yapmadan önce burnunuzu çok güzel temizleyin. Mümkünse deniz suyu çekerek burnunuzun içini çok iyi temizleyin ve dilinizin üzerine dil temizleyeceğiniz yoksa bir kaşığın tersiyle temizleyin biraz gargara yapın çok az bir su için ama sakın yemek yemeyin tok karnına olmayacağız Aç karnına olacağız. Su bile içmeyin. Tabii ki sigara içmenizi söylememe gerek bile yok. E, bu şekilde yapacağız. Rahat kıyafetler olacak. Yere oturacağız. E, biraz daha yüksekliği arttırmak ve dizlerinizin yere sağlam, e, iki dizlerinizin yere inmesini sağlamak için e, poponuzun altına bir yükselti koyabilirsiniz. Ben bir tane kitap ve üstüne bir yumuşak bir yastık koyarak yaptım. E, bu şekilde yapacağız çünkü böyle gövdemizin böyle olmasını istemiyoruz. Hep dikliğimizi korumamız gerekiyor. Bunu hissedebilmek için de tepenizden başınızın en üst noktasından gökyüzüne sanki bir ipin hayali bir ipin sizi gökyüzüne çektiğini hissedin. Bu otomatikman sizi buraya alacak. Şimdi buradaki ateş nefesindeki temel prensip şu. Daha önce de hep anlattığım, e, bolluk bereket meditasyonunda anlattığım şey evrensel yaşam enerjisi. Nedir evrensel yaşam enerjisi derseniz Çinliler buna chi diyorlar, uzak doğulular ka diyorlar, Japonlar ki diyorlar. Herkes farklı bir şey söylüyor. E, Orta Asya Türkleri buna mana diyorlar. E, Hintliler de buna prana diyorlar. Prana bizim evrensel yaşam enerjisi dediğimiz şey. Kainatta yaratılmış canlılı olan her şeyin prana enerjisi, çi enerjisi var. İşte ateş nefesiyle biz aslında yüksek boyutta çi nefesini de bedenimize çekerek enerjimizi yükseltmeyi hedefliyoruz. Adı üstünde ateş nefesi, biraz fiziksel olarak da yorucu bir nefes. Çünkü nasıl yapacağız? Dik oturacağız. Karın nefesi almaya çalışacağız karnımıza ağzımızdan nefesler alırken, burnumuzdan nefesler alırken dolduracağız ve sonrasında vereceğiz. Yani bir pompa hareketi yapacağız. Derin nefes alırken bunu yaparken karnı doldururken zaten karnım dolduğu için nefes alırken ve verirken iteceğim. Dolayısıyla almaya bir daha uğraşmanıza gerek yok. Sadece aldığınız nefesi karınınıza, e, omurganıza kadar nasıl itebilirsiniz bakmanız lazım. Yani bilinçli bir şekilde karın kaslarınızı kullanarak karın kaslarınızı omurganıza doğru nefes verirken bir kürük gibi itiyorsunuz. <laughs> yapıyoruz. Bunu yaparken burnumdan nefes alıyorum ve burnumdan veriyorum. Ağzımı kesinlikle açmıyorum. Boğazımı gevşek bırakıyorum. Omuzlarım gevşek, gövdemin diğer her yeri gevşek. Bir efor alsam bile, harcasam bile bu efor sadece bu bölgede olacak. Onun dışında vücudumun her yeri oldukça gevşek yapabilirsek. Bunu yapmadan önce birkaç tane derin nefes alacağız. Beraber sayıyor olacağız. 20 ile başlayabiliriz ama 100 120 yapacağız. 120 tane nefesi alacağız, vereceğiz burundan ve ondan sonra rahatlayacağız. O rahatladığımız yerde de e, benim zaten size komut veriyor olacağım komutlarımı dinlerseniz beraberce yaparız. Şimdi bunun bir tane de trük noktası var. Önce nefesi böyle yapacağız ellerimizin üstünde. Ama daha ileri seviyede birazdan size göstereceğim. Orada ellerimizi de devreye sokuyor olacağız. Hazırsak başlayalım. Şimdi derin nefeslerle diyafram nefesimizi alacağız. Dediğim gibi nefes vermek asıl kaygımız. Yani büyük bir eforla karnımızı, karın kaslarımızı geriye doğru <laughs> Kargımız bu. Şimdi hep beraber yapalım. Önce derin bir nefes alalım. Bu derin, derin nefesi karnımızdan göğsümüze kadar çıkaralım. Sonra yavaşça verelim. Beraber alalım. Verelim. Bir nefes daha alalım. Verelim. Bir nefes daha. Şimdi verirken harekete başlıyoruz. Derin nefes al. Tut nefese. Ver. Bir tane daha. Tut. Ver. Son bir nefes daha. Şimdi kısa versiyonu gösterdim size. Normalde 60 ile başlayacağız. 60 sayacağız. Daha sonra 120 sayacağız. Ama 60'tan sonra yine bir kısara vereceğiz. Aslında yapmanız gereken, şimdi sizde küçük bir pratik yapmış olduk. Ee, nasıl hissedeceğinizi deneyimlemiş oldunuz. Karnımı gördünüz. Karnımı bayağı bir itiyorum. O yüzden derin bir nefes alacağız tekrar. Nefesi verirken 60 saymaya başlayacağız. Ama şimdi elleri de işin içine katacağız. Ne yapacağız? İki elimin baş parmakları yukarıya bakıyor. Ellerim böyle yumruk yapılmış gibi. Ve bu şekilde kalarak nefesimi yapmaya çalışacağım. Derin nefes alıyorum. Ve sonra ben sayacağım. Ee, içimden sayıyor olacağım. 60 sayısına geldiğimde size söyleyeceğim. Şimdi nefes ver diyeceğim. Nefes al tut diyeceğim. Ellerimizi indiriyor olacağız zaten. Beraber 60 sayacağız içimizden. Şimdi derin nefes alın, Verirken başla. Ver nefesi, al derin nefesi, indir elini. Tut. Verebildiğin zaman ver. Şimdi burada kalabilirsin. Ateş nefesini sana nasıl yapacağını anlattım. O seviyede kalmak istersen hiçbir problem yok. Ama bir ileri seviyede yapabilirsin eğer kondisyonun yerindeyse nefes e, kapasiten yerindeyse bir sonraki aşamadaki üçüncü seviye dediğim daha ileri seviyedeki ateş nefesini beraber yapacağız. Bunda yine nefesi vereceğiz, yüzünü sayacağız ama bu sefer dirseklerimiz yukarıda ve nefes alırken dirsekler yukarıda, nefes verirken dirsekleri gövdemizin iki yanına bir körük gibi itiyor olacağız. Şöyle yaparken böyle itiyorum. Kapasitemi ittirmek için. Yani kaburgalarımı itiyorum ki akciğerlerinde kalan nefesi itmek için. Verirken, e, alırken yukarıda. Yukarıda kollarım verirken aşağıda burnumdan nefes alıyorum. Burnumdan nefes veriyorum. Yüzüm yapacağız. Derin nefes aldım. Verirken son bir kere ver nefesi. Kapat gözlerini. Derin burundan nefes al. Göğsüne kadar şişir. Tut nefesi. Tut. Ver. Bir tane daha alıyoruz. Tut nefesi. Ver. Son bir nefes daha. Ver. Biraz gevşe. Gözlerin kapalı. Vücudunda ateş nefesinin hissettiği enerjiyi hisset. Çi enerjinin yükseldi. Bedeninin ısısı yükseldi. Bedenin enerjisi yükseldi. Hisset bunu. Hissettiğin zaman şimdi gözlerini açabilirsin. Bunu her sabah aç karnına İşe gitmeden, okula gitmeden önce yapabilirsin. Gece yapmanı dediğim gibi önermiyorum. Çok enerjitik bir nefes gördüğün gibi, bütün yoga uygulamaların nefesleri gibi. Ee, sınava girmek istediğinde kısa versiyonlarını yapabilirsin. Ee, sadece ellerini kullanarak yani kullanmadan olarak da yapabilirsin. Gün içinde, dediğim gibi akşam saatleri dışında yapmanı öneririm. Umarım videomu beğendin. Nefes videolarım devam edecek. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kal.